Alper Kumus Antalya'dan sormuş. Şefaat var mıdır, yok mudur? Şefaat bizim için birbirimize dua etmektir. İbn-i Teymiye bunu uzun tahlillerden sonra koymuş ortaya. Şu ona şefaat eder falan ahirette şu. Kur'an bunlara izin vermiyor. Lillahi şefaatü cemiya, ilke budur. Şefaatin tümü Allah'ın elindedir. Siz insanlar için temennide, niyazda bulunursunuz. Allah onu kabul eder, etmez. Yoksa falanca şefaat edecek, sen cennete gideceksin. Hiç kimseye böyle bir yetki Kur'an vermemiştir. Melekler dahil. Allah'ın izin verdiği şefaat eder. Kime izin vermiştir? O bildirilmemiş. Sen nasıl bildiriyorsun? Sen nasıl bildiriyorsun? Bana geliyor bazı insanlar. Tabii son derece samimi, temiz insanlar. Ben onları seviyorum, sayıyorum. Aydınlatıyorum. Dua et de diyor bana. Pirdaşım, deden bana şefaat etsin. Sen rica et de dedem şey Hasan dedem. Tabii şimdi gidip onun mezarının taşlarına oralarda yüz sürüp öpüyorlar, ediyorlar. Bilmiyorum. Onları da eleştirdim ben. Bazıları dedi ki dedesinin yolundan saptı. Evliyaullah'ı da kabul etmiyor filan. Lan sen dedemi bana sen mi öğreteceksin be? Ben o dedenin elinde yetişmiş, babanın elinde yetiştim. Benim babam en büyük hocam. O dedenin manevi uzantısı, onun elini almış insan. Şimdi ben, yani ben onlara mı hesap vereceğim, sana mı hesap vereceğim? Dua et de sen aracı ol, rica et de dedem hazretleri bize şefaat etsin. Oturup adama bir saat bunu anlatıyorum. Benim böyle bir yetkim yok. Böyle bir şeye ümit bağlama. Hazreti Peygamber dünyada en çok sevdiği insan olduğu ittifakla söylenen Hazreti Fatıma'yı, kızını, benden bir parçadır diye tarif etti. Hazreti Fatıma'yı bir gün yanına çağırıyor. Ölümüne yakın günlerde. Diyor ki kızım, yarın Allah'ın huzuruna gideceğiz. Ben de gideceğim. Benden sonra bana ilk beni takip edecek olan da sensin. Hazreti Peygamber'den 6 ay sonra da Hazreti Fatıma ölmüştür. Seni uyarıyorum diyor. Sakın babam peygamberdi diye güvenerek yan gelme. İşi gevşek tutma. Sonra kurtaramam seni. Böyle bir din, böyle bir peygamber, böyle bir miras, böyle bir idrak, böyle bir iman. Biz bunun çocuklarıyız. Ne oldu bu? Ne oldu bu? Şimdi adam oturuyor orada diyor ki sen git bizim şeye kaydol. Efendinin elini öp. Hele bir de ayağını öpersen tabii bilmem neyini öptürenler de çıktı. Ekranlardan bu millet bunları biliyor. Muzcular bilmem neler falan. Badeciler, Allah cezalarını versin bunlar. Şunlara bakar mısınız? Ahirette diyor gelecek, elini öpenleri tek tek diyor seçip alacak ve onun seçtikleri doğru cennete gidecek. Ya bu şirkin katmerlisidir. Peygamberin bile kullanamadığı yetkileri bu adamlar nasıl kullanıyor? Hangi hakla? Kim veriyor onlara bu yetkiyi? Ve bunu eleştirdim mi de bundan rahatsız oluyorlar, bundan güceniyorlar, bundan kızıyorlar ve düşman oluyorlar. Ya uyarıyoruz seni, gel bizim elimizi öp. Elimi öp ama ben seni ahirette elimi öptün diye. Ya elimi öpersin, bu ilme saygının bir ifadesi olur, o kadar. Hazreti Fatıma'ya
kim diyor? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kızım babam peygamberdir diye sakın işi gevşek tutma. Allah'a yemin ederim ki seni kurtaramam sonra. An titreyin, titreyin. Titreyin. Sizde zerre kadar iman varsa şunu görün de titreyin. Sünnet diyorsunuz. Hayasız, imansız adamlar. İşte sünnet bu. Yaptınız mı icabını? Kitapsız herifler.